Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz usve-i haseneydi. Hayat denen yolculukta yolumuzu gösteren pusulamızdı. Onun sünnet-i seniyyesi, hayatı, fiilleri ve sözleri hadis kitaplarıyla ümmetinin bağrında akıp gidiyordu. Nesilden nesile hem hayat olarak hem hadis-i şerifler olarak. Onun şerefli arkadaşlarının her biri onunla olan beraberliğini anlatıyorlardı. Allah'ın Resulü'nden dinlediklerini, gördüklerini anlatıyorlardı. Peygamber Efendimiz'in yüksek ahlakını kapsamlı bir şekilde anlatanların başında Hazreti Ali Efendimiz geliyordu. Hazreti Ali Efendimiz oğlu Hazreti Hasan'a anlatıyordu. O tabiine anlatıyor, tabiin de tebeu tabiin anlatıyordu. Böylece hadis kitapları oluşuyordu. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimizin ahlakını anlatırken belirginleşen iki özelliği göze çarpıyordu. Birincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında güzel ahlakın bütün çizgileri, bütün özellikleri toplanıyordu. İkincisi, bütün bu güzel ahlakın özellikleri onda tam bir kıvam halinde, tam bir denge halindeydi. Hazreti Ali Efendimiz işi daima denge üzereydi. Onun katında her durumun bir ölçüsü vardı diyordu. Hayat önümüze sürekli seçenekler getiriyor. Ya da hayatın akış içerisinde alternatiflerle iç içe oluyoruz. Bu seçeneklerin içerisinde yanlışları ayıklayıp aralarından doğruyu seçip alıyoruz. Almaya çalışıyoruz. Ama iş burada bitmiyor. Seçip aldığımız doğruları doğru yerde ve doğru ölçüde kullanmak gibi bir imtihanımız daha var. Cömertliğin ne kadar asil bir özellik olduğunu biliyoruz. İnsanı etkileyen ileri derecede bir güzellik olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda israfın ne denli kötü olduğunu da biliyoruz. Cömertliği hayatın ana çizgisi haline getireyim derken, israfın rüzgarına tutulmak da mümkün olabiliyor. Bunun dengeli hali iktisatta olmaktan geçiyordu. Mü'min yarın yevmi kıyamette malını mülkünü nereden kazanmışsa bunun hesabını verecekti. Kazandığı sermayesini nasıl ve nerelerde harcadığının da hesabını verecekti. Mü'minin şah damar konusu derin bir sorumluluktu. Hep kendisini sorgulayacaktı, kendisini sorguya çekecekti. İki yakasını dağıtmayacaktı. Yarın mahşerde hayatı sorgulanacaktı. Mü'minse sorguya çekilmeden önce kendisini sorguya çekendi. Kazandıklarıyla ilgili olarak son derece duyarlı olmak zorundaydı. Cömertlik zemininde yürürken israfın semtine girmeyecekti. İtidalli, iktisatlı bir yolun yolcusu olacaktı. Hayatın bir başka şubesi, mü'min şeffaf insandı. Kardeşleriyle kalbi bütünlük kurmaya özen gösterirdi. Bu nedenle istişareye ciddi anlamda önem verirdi. Hayatını istişare çizgisinde götürmeye hassasiyet gösterirdi. Ama son derece nazik bir perde vardı. Bir tül kadar ince bir perde vardı. İstişare ile gıybet arasında incecik bir perde vardı. İstişare edeyim derken, olayları değerlendirme atmosferinde yer yer gıybetin ta bağrına düşmek de vardı. İstişare edeyim halet içinde tam bir gıybet çukuruna düşülmüş olabilirdi. İstişare ayetlerle emredilmişti.
müminlere farz kılınmıştı. Yine ayetlerle gıybet, ölü kardeşin etini yemek gibi tanımlanıyordu. Çirkin bir haram fiildi. Gıybete düşme endişesiyle farz olan istişareden uzak kalmak mümkün değildi. İstişare yapacağız derken, gıybetten kendimizi yer yer almak da mümkün olamıyordu. O zaman bu konunun yolu, yordamı ne olacaktı, formülü ne olabilirdi? Mümin insanın temel özelliklerindendi. Tevazu üzere olmaktı. Tevazuyu içselleştirmek, sineye oturtmak vardı. Aman kibrin semtine ayak basmayayım. Rabbi Rahim'in sevdiği tevazu sahibi olayım gayreti, hassasiyeti. Tevazu çizgisinde yürürken dik durulması gereken yerde boyun eğilmesi, vakur olması gereken hallerde zilletin sergilenmesi mümkün olabilirdi. Ya da vakarını koruma adına izzet-i nefsini, insanlık onurunu koruma adına bu kez de tevazuyu yitirmek ve kibrin kirli sularında yürümek de olabilirdi. Asıl ve asil olan zillet ve kibir çukurlarına düşmeden tevazu ve vakar gibi iki asil özelliği yerli yerinde kullanmak nasıl mümkün olacaktı? Dengeli oluşu nasıl gerçekleştirecektik? Cesaret erkek için ailesinin ve toplumun hukukunu koruma adına asil bir özellikken, ailesi içerisinde aynı özelliği sürdürmesi tam bir huzursuzluk, kabalık ve giderek ailenin yıkımı olurdu. Zayıfların güçlülere karşı izzeti nefsi makul bir tutumken, güçlülerin zayıflara karşı izzeti nefisten kibir çıkardı, tahakküm çıkardı. Bir yöneticinin makamında ciddiyeti makul bir davranışken, bu çizgisini aile hayatında sürdürmesi asla kabul edilemez bir davranış olurdu. Aile hayatının ruhunu öldüren bir tutum olurdu. Evinde mütevazi, idari makamda da mütevazi olmaksa problemlere neden olurdu. Verimli bir idareciliği gerçekleştirmek mümkün olmazdı. Bağışlayan bir mümin olmak istenirdi. İnsanların kusurlarını bağışlayan bir mümin olabilmek, Rabbi Rahim'in kulundan istediği bir haldi. Ama topluma yapılan bir haksızlığı onlar adına affetmeye asla hakkı yoktu. Kendisine yapılan haksızlığı bağışlayan insan bir güzellik gerçekleştirmiş olurken, başkalarına yapılan haksızlığı affetmeye kalkmak bir güzellik değil, aksine haksızlık, zulme arka çıkma ve hatta ihanettir. İnsanın çetin bir meselesi vardı. Dengeyi yakalamak diye çetin bir konusu, duyarlılığı vardı. Tevazu ve vakar, iktisat ve cömertlik, hikmet ve merhamet, affedicilik ve adalet, yumuşak huyluluk ve ciddiyet, hakikatin bütün renkleri ve tezahürleri arasında ifrat ve tefrit çukurlarına düşmeden bir denge ve kıvam noktasını insan nasıl bulabilecekti? Burada sorun hakkı bulamamak değildi. Hakikate ulaşamamak değildi. Bilakis hakikatin içinde hakikatin dengesini bulabilmekti. Hakikatin onca rengi, tonu ve veçesi iç içe geçmiş bir haldeyken, insanın zaman zaman çıkmazlara girmesi kaçınılmaz olabilirdi. Hangi durumda, hangi hakikat, hangi rengiyle, hangi dozda ve hangi kıvamda tatbik edilecekti? Hakikatin içerisinde hakikatin dengesini hayatıyla, hadis-i şerifleriyle Peygamber Efendimiz ümmetine öğretiyordu. O üsve-i haseneydi. O puslu havalarda yolumuzu aydınlatan bir nurdu, bir ışıktı, bir aydınlıktı. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'i anlatıyordu. İnsanların en iyi kalplisi, en şecaatlisi ve en doğru sözlüsüydü. Ahlakça herkesten yüce, muaşeret yönüyle de en geçimlisiydi. Onu aniden gören ondan heybet duyardı. Bilerek beraber olan kalpten severdi.
onu tanımlayan şöyle derdi: ben ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibisini görmedim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a anlatıyor. İnsanların en güzel ahlaklısıydı. Hiçbir çirkin söz söylemez ve hiçbir çirkin harekete tenezzül etmezdi. Çarşıda ve pazarlarda bağırıp çağırmaz, kötülüğü kötülükle karşılamazdı. Fakat affeder ve bağışlardı. İnsanların en naziği, en iyi huylusu ve en güler yüzlüsüydü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki bu huzur, ahenk ve denge, Allah'ın insana verdiği bütün donanımları, bütün kabiliyet ve imkanları tam da olması gerektiği şekilde kullanmasıyla ilgiliydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah vergisi bütün bu donanımları ne kullanmamazlık etmiş, ne de veriliş amacı dışında kullanmıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz Allah'ın insana verdiği iştaha, arzular ve gadap gibi duyguları ne reddetmiş, ne amacı dışında kullanmış, ne de dengesiz bir hal oluşturmuştur. Bilakis bütün bu duyguların doğru ve dengeli kullanımının yolunu hayatıyla tüm insanlığa göstermiştir. Onun hayatı bu bakımdan sevgiden merhamete, adaletten cesarete, iktisattan cömertliğe, izzet-i nefs ve vakardan tevazu ve hayaya, her duygunun ve her insani donanımın dengeli bir bileşim niteliğindedir. Buradaki odak noktayı özellikle görmek gerekiyordu. Güzel ahlakın bütün çizgileri, güzel ahlakın tüm esasları Resul-i Ekrem Efendimizin hayatında vardı. Ama bu güzellikler onun hayatında zirve noktasındaydı. İşin ruhunu da bu özellik teşkil ediyordu. Cömertlikte, iktisatlı oluşta ne kadar güzel hasletlerdi. Ama hayatın genel akışında son derece iktisatlı olduğu kadar son derece cömert olabilmek, bu iki güzelliği zirve noktalarda buluşturmak, yaşamayı başarabilmek kimsenin kârı da olmayabilirdi. Dengeli oluş ve hem de zirve boyutlarında dengeli oluş çetinler çetini bir haldi. İktisatta zirve olanlar cömertlik bir haslet olsa bile iktisada nispetle geri kalmakta. Cömertliği zirvede olanlar iktisat halleri olsa bile iktisatta zirve oluşu başaramamaktalar. Allah'ın Resulü'nde ise bu asil ve güzel hasletleri zirve boyutlarında görmekteyiz. Hılim yani yumuşak huyluluk nice güzellikleri bağrında barındırırdı. Aynı şekilde cesaret de insanın en asil güzelliklerindendi. Ama yumuşak huylu olanlar yiğitlikte, cesarette geri noktaya düşmekteler. Ya da yiğitliği belirgin olanlar yumuşak huyluluğu aynı boyutta, aynı seviyede gösterememektedirler. Peygamber Efendimizin genelde yumuşak huyluluğu zirve boyutlarındaydı. Ama cesaretin gerektirdiği yerlerde ise cesaretinin de zirvede olduğunu görüyorduk. Huneyn Savaşı'nda İslam ordusu hallaç pamuğu gibi dağılmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam binitiyle savaşın meydanında yapayalnız kalmıştı. Buna rağmen binitini dev düşman ordusunun üzerine sürüyordu. Peygamber Efendimizin hayatı, ahlakı ve hadis-i şerifleri aynen kainat gibi inceden inceye örgülenmiş bir sistem gibiydi. Kainat, akıllara durgunluk verecek boyutlarda bir mucizeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı da bir mucizeydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.